Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Ne anlattığımı da, bu mukaddemeyi niye yaptığımı da söyleyeyim. Kıymetini bilin. Bulamazsınız yani. Sizin bunları tespit etmeniz için de en az, eğer Allah da nasip ederse, en az 20-30 seneniz gerekiyor. İçinizde esir olan, gücünüzün farkına varın, onu kurtarmaya çalışın. Nasıl mı uyandıracaksın? Hep onu düşünerek, hep iyiyi, kendine devamlı olumlu telkin ederek. Yani içimizde esir olan güç var. Öz güvenimiz var, özgüven. Hastayım, iyi değilim. Mesela takıntılar mesela bizi köleleştirmiş. Bir sürü takıntılar var. Mesela onsuz yapamam. Camla takılırız. Gürültüye takılırız. Bunlar insanı esir eden şeylerdir. İyileşmem. Oysa hiç alakası yok. O bir tane misal vermiştim. Almanya'da gelen hocam, 11.30'da ben bu şeyi almasam bende şey var, titreme olur ve bayılacağım. Var ya, hatırladınız. Hani anlatmıştım size. Yani böyle şeyler, bu içimizde var olan gücü esir etmiş. Bende tansiyon var. Hiçbir şey yok. Ha, şu saatte içmem lazım. Kaçıncı devadı? 20 miydi? Vehmi hastalıklar, maddi hastalıkları kökü oymuş. O arkadaşlar, yani içimizde esir olan gücü fark etmek lazım. Ha, fark et. Bana bak şimdi, sen de mi hasta olman lazım? Sen de mi benim gibi çekmen lazım? Ben sana söylüyorum yani. Diyorum ki bak, 17 sene, 15 sene diyelim. X, Y, Zal, Singulair denilen iki tane ilaca bağımlıydım. Hapşırığa, alerjiye. Nerede peki şimdi? Yaşlandıkça daha kötü olmam gerekmiyor mu? Yani daha müzmin olması gerekmiyor muydu? Alerjinin düzeldiğini nereden gözükmüş? 15 sene ya, gençliğimde başlamışım. Başlattılar yani. Acaba böyle dersleri dinleseydim, yapsalardı, kendi özbenliğimi fark etseydim, onu içer miydim? İnandım, inandırdılar beni. Sen alerjisin. Alerji tamamen düşünseldir. Yani tasavvurla alakalıdır. Söylüyorum size, bununla ne alakası var hastalıkla? Yani bak, kökenine bakın. Kırıkan'dan söyleyeyim. Şurası Kanatlı Caddesi. Büyük bir cadde. Tamam? Oradan adam gidiyor. Oradaki adam pantolonu çıkarsa bu da çıkarıyor. Oradaki adam vurursa bu da vuruyor. O dilini çıkarsa bu da dilini çıkarıyor. Bu nedir peki? Bu küfür edince bu da küfür ediyor. Mesela vurunca küfür ediyor adam. Bunlar hepsi erva habiselerle alakalıdır. Alerji erva habiseyle alakalıdır. Şizofreni erva habiseyle alakalıdır. Paranoyak erva habiseyle alakalıdır. Cin demiyorum bu. Ustada cin mi salat olacak? Yok. Bak ne diyor? Kastamonu değil mi? 260. Halimi soranlara diyor, nazar ve erva gayri taybe cihetinde başıma gelen musibet diyor. Sözler 258'de de çözümünü söylüyor. Tılsımat-ı Kur'aniye. Tılsımat-ı Kur'aniye ile diyor, kendinizin lehine çalıştırın onu. 258 orta sayfanın alt satırında. Onu da nasıl yapacağını latif nüktelerde 31, 30, 31, 32, 33. sayfada. Bunların maddiyatı nasıl dönüştüğünü, erva habisinin madde bir hücre, hastalık hücresine nasıl dönüştüğünü 246 sözlerde anlatıyor. Bunu anlatınca oluyorum cinci yani. Ya ustadın sayfalarını söylüyorum. Aç. Bu gaybtan mı bahsediyorum? Yalan söylüyorsam gel parmaklarını gözüme sok. Böyle kaç kişiden duydum ben. Acayip bir şey ya.
Ne alakası var? En büyük cinci o zaman Allah'tır. Allah onu yarattı ve ona ait sure indirdi. Allah yarattı onları. Allah cinci midir şimdi? He? Allah'tan korkmaz adam. Müslümanlara merhamet etmeyen, Müslümanlara faydalı olmaya çalışman gerekirken yapmazsın, bir de yapana karşı geliyorsun. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Ya hiç mi merhametin yok? Bu insanları niye mahkum ediyorsun ilaçlara, şunlara, bunlara var mı? Var olan, ha, külliyatta var olan. Allah kahretsin olmayanı söyledimse. Görüşmek istersen diyor, ben de seni görüştürmüyorum yani. Görüşmek istersen diyor, 29. sözde ayet var. Bu ayetin suruna gir diyor, görüş diyor. Diyor mu demiyor mu? Söyle. Peki cin suresi cinlere mi geldi Kur'an'da? Hayır. İnsanlara gelmiş, dolayısıyla türev olarak cinler de istifade ediyor. O süre insanlara gelmiş. Onların yapısını bize anlatıyor. En büyük cinci Allah'tır. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Peygamber de diyeceksin, ustad da diyeceksin. Utanmadan ustada da dil uzatacak ha bu şey adam. Olanı söylüyorum, okuyorum dersi. Tamam, bak Kastamonu 260, halimi soranlara söylüyorum diyor. Nazar ve 260 miydi, 62 miydi? 260. 60 değil mi? Yanlışsa düzeltin sayfaları. Nazar ve ervah gayri taybe cihetine başıma gelen musibetten diyor. Bak musibet diyor. Ulan ustada musibet gelmiş de sana gelmeyecek. Peki Hasan cincidir de derken hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Ne alakası? Cin mi bu? Erva habise ya. Hiç mi mürekkep yalamadın? Hiç mi bir dinden bir habersin ya? Ustad diyor ki ins, cin, şeytan, melek ve ruhaniyat. Diyor mu demiyor? Beş tane sınıf var. O ki ruhaniyat, cin ve şeytandır. Ayrı kategoride niye zikrediyor? İns ve cin, melek, şeytan, ruhaniyat diyor. Ya konuştuğumuz her şeyde ruhani yaratılıyor. Gözden çıkan ruhaniyattır. Şuadır yani, tesir ediyor. Adamın zihniyeti ruhaniyattır, büyü yapılıyor. Zihniyeti, zihniyet cismaniyete dönüşüyor. Hiç mi okumuyorsun külliyatı? Şualarda da söylüyor, nazar diyor insanı mezara, deveyi kazana. Ulan bunu diyenlere Allah müsaade etmiyor. Allah seni böyle bu hastalığa duçar etse de mum gibi arasan bunların dermanını diyesim geliyor ama demeyeyim gene. Ama demiş oldum. Yani niçin biliyor musun? Benimle önemli değil de Müslümanın istifadesine mani oluyor. Bana bir şey olacak yok. Ben eleğimi açtım. Ben hayatta daha beklentim yok ki. Bana Allah çoktan işimi bitmiştim. Ben artık fazlalıktan yaşıyorum. Kaç defa hayatım esbab aleminde bitmişti. Takdir etmişler, tenkit etmişler. Umrumda değil. Ama yaşarken Müslümana faydalı olalım. Ve var olanları gösteriyor. Bir de olmayanı söylesem Fethi abi, mancınağı koyacak yani. Var olanı söylüyorum. Tespit de değil, var olan cümleyi söylüyorum. Gözden çıkan şualar, düşünceden çıkanlar, ruhaniyat oluyor. Nerede yazıyor bunu bir söyler misiniz bana? Ya, özür dilerim. Kastamonu'yla, Kastamonu, Emirdaş şualarımı getirir misin? Peki düşünceler enerjiye dönüşüyor. Nerede? Çok bariz yer. Düşünceler enerjiye dönüşüyor. Düşünceler enerjiye dönüşür, hava da değişiyor. Üç ayları gidince veya mübarek şeylerde insanların teveccühünde maddi havada tesmim eden, havayı zehirleyen buhayrat-ı muzahrefe. Bu, yazın araştırma şeyinize bu buhayrat-ı muzahrefe. Pis buhar, pis, pis düşünce. Buhar, buhar. Kastamonu kaç? Ver abisi, ver abisi. Ha? Kastamonu kaç? 62 mi? 60 mı? Ha? 66 bak, Allah da aynı, hiç oynatmadan çıktı bakın. Bu da inşallah yani tevafuk bir makbuliyet alameti, makbuliyet alameti, makbuliyeti usta delil yaptığı için. Açtım bu çıktı, Allah şahit. Çıktı ve ta kendisi.
Diyor ki... Yozgat abi 66. Yozgat 66 mı? He? Evet abi. Allah Allah maşallah. Bak herkes hastalıktan rahatsız değil mi? Herkes sıkıntısı. Bak herkes derecesine göre ondan zedelenir. Ne, hangisi arkadaşlar? Havayı tesmim eden şu madde hava. Efendim teşbihmiş, mecazmış. Senin mecazını sevsinler. Bilmiyorsan sus. Havayı tesmim eden buharat-ı muzahrefe. O manevi havayı bozar. O şey olsa maneviyi de söylüyor. Bak maddeyi söylüyor, maddeyi maneviyi de söylüyor. Hani manevi demesen o maddi mecaz diyebilirsin, teşbih diyebilirsin. Ama ikisini de kullanıyor. Bakın havayı tesmim eden buharat-ı muzahrefe o manevi havayı bozar. Yani manevi sonra zikretti. Eğer daha öncekisini anlatan manevi olsaydı bir de manevi zikretmez. Vesaire. Hastalıkların temeli arkadaşlar vehmi hastalıklardır. Düşüncelerimizden buharat-ı muzahrefe oluyor. Kafamızdan çıkan kötü düşünceler ruhanileşiyor. Ruhanileşiyor, mahluk oluyor, var oluyor. Tamam o korktu işte hayvanlar bunu görüyor. Bu gözümüz o siviyi görmüyor. O boyutta değil. Oysa düşüncelerimiz cisimleşmiş, köpek görüyor, çocuk bebek görüyor, hayvan görüyor, cinler görüyor, şeytan görüyor. Korktuğumuz korkmadığımız çıkan dalgadan buna buharat-ı muzahrefe, buharat-ı mualla da diyebilirsin. Ali buhara. Ama burada bu konu işliyor. Üç aylarında nasıl insanlar niye böyle oluyor? Şeye de mecaz diyorlardı. Elhamdülillah onu da şimdi vazgeçtiler. Şahs-ı manevi bir zanmış, düşünceymiş. Varsa böyle. Hayır. İşte bu ders nasıl psikolojiyle Resul ne alakası var değil mi? Evet. Risale-i Nur'un gözden kaçan ama en mühim artık kasten mi yaptırıyor bir komite? Sındıka komitesi Risale-i Nur'un Boğaz'ın dertlerine derman değil mi? Bütün dertlerimizin dermanı olan imanınızı artırın dermanı Risale-i Nur'un değil mi? E peki nasıl olacak abi hastayım gene. Nurcu diyor, Nurcuyum diyor. E psikolojim bozuk. Tabii bu dersleri bilmiyorsun. Ama ne yapsın Risale-i Nur? Hepsi mevcut. Ne yapman gerektiğini söylüyor. 66 sayfaydı. Kastamonu. Ve onlara ait ders yapmışız. Başka? Hiç ömrümde bu dersin yapıldığını 50 küsür yaşındayım. Bu kadar 78'lerden beri nurları tanımışım. Sen duydun mu bu buharat muzahrefe ait de böyle dersini? Kaç yaşındasın? 70'e yaklaştık. 70. Ben ömrümde duymadım birisinin bunu dersi yaptığını. Yani eksiklik vermiyorum. Varı çıkartın kardeşim var. E peki çıktı. E şükretsene Allah'a ya. Ben de ilk defa duyuyorum. İlk defa duyuyorum. Nadir abi 71 yaşında değil mi? 71 mi? İlk defa duyuyorum. Rüştü abi de yapmadın değil mi? Hiç yok hiç ömrümde Rüştü abiden duymadım. Yani isim sen madem sen verdin. Hiç yapmadı. Rüştü abi sosyolojiciydi. Sosyologtu tabii. Yani laikacıydı. Hızır abi tevhidçiydi. Yani ben ille sen çalış demiyorum ama yapmıyorsan da yapanlara iftira yapma. Bir, istifade edenlerin de istifadesine mani olma olduğun için kızıyorum. Sen ne yaparsan yap beni hiç ilgilendirmiyor. Ama masum benim Müslümanım istifade ediyor mani olma. Mani olma ya ne midesini bulandırıyorsun adamın? İstifade etsin. Adam... hastayım. Mesela abi 11.30'da benim şeydeyiz. Boğaz Köprüsü'nün Ortaköy'ü geçtik. Ortaköy geçmeden. Tamam orada bir salep içiyor. Dedik ya çok anlatıyorum. Alman misafirlerimize gittik. Adam Alman ilacını unutmuş dershanede. Ders bittikten sonra bunları bir gizdirelim dedi. Salep içelim dedik falan. Adam 11'i çeyrek geçiyor hatırladı. Gece dersten sonra gittik abi. Fethi abi. Abi, ne yapacağız abi? Ne oldu hayırdır? Abi 11.30'da ilaçlarım vardı, zeytinimde dershanede unuttuk ya. Ne yapacağız abi? 5-6 kişiyiz. İsmet de vardı orada. Sister! Ne ilacı? Ne ilacı? Söyle bak. Abi diyor, ben onu içmesem bayılırım dedi ya. Ben de bilmem ne hastalığı söylemem şimdi.
Ben de bayma olur dedi. Şizofreni götürücü bir şey. Psikoloji ile panik atakla şizofreni arasındaki bir hastalık şey. Yani bayılma oluyormuş. Yani sessettir. Bayılıyormuş. Benim yanımda bayılacaksın. Neyi bayılıyorsun? Bayılsınlar da göreyim. O abi kim ya? Ulan seni bayıtanlar beni tanıyor. Bayıtsın da göreyim. O abi o kim ya diyor. Bu sefer ciddileşti. Seni bayıtanlar sen tanımıyor musun? Yok abi tanımıyorum. Hah onlar beni tanır. Benim yanımda bayıtsınlar da bayıtmak ne olduğunu göstereyim ben onlara. Öyle mi abi ya? Bu ciddi. Tamam. Unuttuk tamam. Salep içmeye devam. Ha işte sohbet ediyoruz. Unutturduk. Saat oldu 11.45. 11.30'da baygınlığı kesinli alıyormuş. Saat kaç dedim? Böyle yapıyor. 11.45 de demiyor ha 12 içerik. Abi 15 dakika geçti. Hadi istersen bir bayıl. Ne olur. İstersen de bayıl. Ama nasıl gülüyor ya. Vallahi bir manzarasını görecek. Abi Allah Allah. Yok abi etrafa bakıyor. Bıraktı Salim'i oturacağı. Abi beni kim bayıtıyordu? Seni kim bayıtıyorsa tanışırsın sonra. Bundan sonra bayıtsın da göreyim. Onu dedim bağladım denizin dibine attım boğaza şimdi. Neredeymiş onu? Düşüncelerinde. Buharat-ı Muzahrefesi. Düşüncesi imal ettiği ruhaniyat. Düşüncesini kestim, ruhaniyat da çıktı, bayılma yok. İmal ettiğimiz şey bize dönüyor. Aha bayılacağım, aha bayılacağım. Tabii ki bayılırsın, ha, istersen kalbini dinle. Aha çarpıyor, hakikaten çarpar. Çünkü inandığın gibi kalbe komut veriyor, beyin. Diyor ki çarp diyor, inandık ya. Peki. Hayatının içine hangi yabanı ot girdi ki şimdiye kadar güzel giden, düşünen ve hayatın bozuldu? Hayatına hangi ayrık otları girdi ki şimdiye kadar güzel giden düşüncelerin, güzel giden hayatın niye bozuldu? Hangi ayrık otu girdi? Ayrık otu biliyorsunuz değil mi? Yani istenmeyen ot. Bunu bul, onu tecrübe hanene kat. Yani şu. Kriz neye geliyor biliyor musun? İkide bir. Arkadaşlar kriz gelmez. Hayatın tekrarı yok. Yaşanan bir şeyin bir de tekrarı yok ki krizin tekrarı olsun. Bir dakika önceyi yaşayabilir misiniz bir daha? Kriz neye geliyor? Biz getiriyoruz düşündüğümüz için. Çünkü yaşanan bir daha geri gelmez. Yaşandı. Peki nedir o? Bir sıkıntınız var. Ben bir ders yaptım, sohbet yaptım sana. Rahatladın. Açtın. Bunu tecrübe hanene yaz. Gene o tür şeyler gelir. Nasıl gelir? Tasavvur. Dimağımızın ikinci mertebesi. Tasavvur hane istediği gibi düşünceler imal ediyor. Bu tür hastalık zanları geldiği zaman ben sana daha önce anlattığım tecrübeyi öne çıkart. Eğer bunu yapamazsanız 7 sene, 17 sene, 50 sene daha psikoloji hapisten yine kurtulamazsın. Çünkü niye? Geçmişindeki tecrübeyi kullanmıyorsun. Yani nasıl kurtuldun ondan? Kullanmıyor. Hani tam böyle psikoloji vardı bir şey anlattım sana 10 dakika. Hemen al kalemini. Ben bunları niye yazıyorum? Ben aptal mıyım? Sen de yaz. Ondan sonra senin için yazmadım ben bunu. Kendim için yazdım. Hemen not al. Baktın ki böyle biraz sıkıldın. Aç defterini. Tamam. Veya bununla alakalı bir ders mi? Cep telefonuna indir sesimi. Bizim dersi. İndir. Tam böyle bir sıkıldın. Aç. Dinle. Bak gidiyor mu gitmiyor. Arkadaşlar. Dimağdaki tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Bizim krizimizi aktif eden, tekrarlattırılan bu tasavvurdur. Düşüncelerimizi bir yere ereğine yani hakikatine bağlayamıyoruz. Felsefede erek, bizde hakikat. Yani düşünceye bağlandın. Hasta, evet, bayılacağım. Tabii ya, böyle. Hop, tasavvurda var olan o bilgi güçleniyor. Akıl inanıyor, taakkule ondan sonra inanıyor. İnanan akıl, vücuda öyle emir veriyor. Yani temelde tasavvurda oluyor. Daha önce kazandığın muvaffakiyet, o sıkıntıda nasıl açtın? O bilgileri, o teselli sözlerini kaydet.
böyle sıkıntılarda kullan onu. İşte tecrübeyi kullanmak demek budur. Yoksa her yeniye bir yeni tecrübe uğraşma. Çünkü her olayda bir mahkeme kuruyorsun, zor. Yorar seni. Hayatının kalitesini yükseltmek istiyorsan hayatına şu soruları sor. Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Neciyim? Ben kimim? Bulacağın cevaplar senin hayatının kalitesini yüceltecektir. Yani bunu devamlı Nurcu'nun duyduğu bir söz. Ama ben başka maksatta kullanıyorum. Bak, nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ben kimim? Ve vazifem ne? Bu soruya, bu dört tane soruya sorular sor kendine. Bulacağın cevap senin hayatının kalitesini yükseltecek. O zaman senin kaliteli bir hayat yaşayacaksın. Biz hayatımızı kalitesiz diye itiyoruz da ondan sıkıntı olur. Bak sıkıntıyı söyleyeyim. İki doğru arasındaki boşluğun adı sıkıntıdır. İki doğrunun arasındaki mesafe ne kadar uzunsa panik atak, biraz da uzunsa şizofreni, biraz da uzunsa paranoyak. Yani şöyle diyeyim İsa, şöyle bir göl düşünün. Birer metre aralarla bir ayak koyabileceğin taşlar var. Seksek var ya tek ayakla. Sıçra. Ona da sıçra. Sıçrıyor musun Fethi abi? Ona da sıçra. Sıçra. Atladın. Bunun bastıkların mesafeleri aynı. Şimdi zor atladın. Bir tanesini kaldırdım. İkisinin arasındaki mesafe ne kadar oldu? 2 metre değil mi? Birer metre koymuştum. İşte arkadaşlar, İki doğru arasındaki mesafe ne kadar kısa olursa yanlışımız, sıkıntımız kısa olur. İki doğru arasındaki mesafe ne kadar uzun olursa uzunluğun derecesine göre değişik hastalık isimleri alır. Doğrularımızın arasındaki boşluklardır ademi vücut. Ademi vücut demek sıkıntı demektir. Bunu diyebilmem için şu cümleyi belki de birkaç dakikanız almadı bile şu an. İki doğru arasındaki boşluklar sıkıntının adıdır diyebilmem için inanın vallahi 30 sene gerekiyor. Bu ne biçim cümle? Düşünen kafalar için söylüyorum. İki doğru arasındaki boşluk sıkıntının kendisidir. Güven duygusunu anlatayım. Dün anlattım derste. Bak, bu derste ne işine veya Risale-i Nur, cemaate gitmek, Kur'an okumak, cevşen okumak ne işinize yarayacak? Bak şimdi. Olmayanlar, dün anlattım, olmayanlar iyi dinlesin. Harun, bak buradan oraya 20 santimetre şey düşün, tahta. Tamam, koyduk mu? Tamam mı? Hayal edin, koyduk. Ben şimdi yürüyemez miyim oradan? Şimdi koysam buraya. 20 santimetre. Hem Mehmet yürürüm. Yani gayet normal yürür. Tamam. Peki, o 100 katlı bina düşünün. 50 katlı bina düşünün, 50 katlı. 3'er metre bir katın uzunluğu değil mi? Yani 100 metre yükseklikte binayı düşünün. Bir de orada bina var, 100 metre. Bununla onun arasına 2 metre tahta koy. 20 santim değil, 2 metre. Yürüyebilir misin arasında? İmkansız. Niçin? Ya 20 santimetre tahtada gayet rahat, keyifli ve fiyakalı yürüyorsun. 20 santim ha bu kadar ya. Tak, 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 tak. Yürürsün değil mi? Burayı halıya koydum. Peki 20 santim değil, 2 metre genişliğinde bir tahtaya, 100 metre yükseklikteki binadan binaya. Bina 100 metre. Aşağıya bakıyorsun, yok, dip yok. Dip yok ya. Mesela Türkiye'nin en yüksek binası şu Levent'te. 200 kaçtı? 246 mı? 36 mı? Ne? 236. Tepeye çıktık. Kimle beraberdik ya burada? Şu kadar cam var kenarına. İnan böyle daha 1,5-2 metre var. Daha fazla. Böyle şey gidiyoruz öyle. Böyle tamam.
Yanına ha. Ondan sonra dura dura biraz daha biraz daha başkalarını gördük. Yanaşanlar vardı. Bilmem servisçiler, orada çalışanlar cama gitti. Bilmem ne yaptı. Ha ben buradayım dedi. Biz de hop yavaş yavaş gene yanaşıyorum. Aklıma rağmen ayaklarım kemençe çalıyor. Ya titriyor yani. Lan bir şey yok. Lan can var diyorum. Hiç. Güven hissetmiyor. Aramda en az 2 metre var Mehmet. 1 metre var böyle. Yanaşamıyorum çünkü 246 metre. Bir yanaştım ki aman ya Rabbi, camiler, minareler böyle. 160 metre Boğaz Köprüsü'nün yüksekliği. 246. Şöyle ama böyleyim ha. Ayağım da böyle. Ha ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Kafir böyledir. Yürüdüğü yol, ekonomisi, yatı, katı, aşı, işi yerinde. Yol geniş. Ama bakıyor sağına, geçmiş zaman. Soluna bakıyor, gelecek zaman. İkisi de yok ve uçurum. Arkasına bakıyor, ecel aslanı. Önüne bakıyor, musibetler, kanserler, tansiyonlar, kalp krizleri. Geldi yürü hadi. Bu yol Müslüman. Ya düşsek de hiç önemli değil. Halıydı, halıdayız. Ne düşme ihtimali yok ki? Düşme ihtimali halıda koydum. Müslüman... Dar, ekonomisi sıkıntılı tam ama yol emin ve güvenilir. Ötekisinde güven yok. Ha böyle. Al. Ya ya şaka demiyorum. Bu duyguları yaşamak istiyorsanız başkalarının çıkmasına istemem. 18 lira çıkış israftır. Benim bir zamanım olursa sizi vakıflara oraya çıkartacağım. Günahlar olmasaydı, turistler çok gidiyor da. Olmasaydı ben sizi 10 defa götürmüştüm bu duyguyu yaşatmak için. 18 değil, 28 de veririm sizin için. Oraya bu duyguyu yaşatırdım. Yaşatacağım inşallah. Götüreceğim sizi. Bir bu anlattıklarımı orada ben yazdım. Ve bak kaç derste kullanıyorum bunu. Yaşadım orada. Niye böyle oluyor? Soru sordum. Dedi ki güven hissetmiyorum dedi bana. Bana rağmen çalışıyor. Diyorum ki ama değil camlar var bak insanlar var. Hayır ama ben alışmam. Ben kendimi güvende hissetmedikçe sana yol vermem. Vücudum gitmiyor. Lan diyorum bana rağmen çalışıyor. Kafir de böyle imansız olduğu için hayatta güveni yoktur. Hep taraf uçurumdur. Müslüman ise düz yolda konulan bir tahtadır. 20 santim değil 10 santimetre bile seksekle gider. Tık 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 tık. Niye? Düşme ihtimali yok olunca ona korkunç bir cesaret veriyor. Ustad nerede bunu zikrediyor? Hutbe-i Şamiye'de tren misalini veriyor. Bir diyor dağdan, tünelden, bir tünelden tren çıksa. 5-6 yaşındaki bu asın çocuğu olsa tren rayının yanında. O da trende tabi gözlerinde böyle sanki şey gibi o lambalar tepesinde duman bağırarak. İçinde lambalar da var tabi trenin. Lambalar olunca da içinde oturan insanlar var. Tren ne yapmış? Adam yutmuş. Ama bağırsa çocuk ne der 6 yaşında? Güvenden dolayı ne bağırıp duruyorsun be kardeşim? Git yolunda. Senin yolunda mıyım? Sen yoluna ben yoluma. Sen yolun esirisin. Sen istesen de bana dokunamazsın. Çünkü sen esirsin. Ama diyor ustad bu tren rayını, tren sistemini bilmeyen Herkül-ü Yunani, Rüstem-i İrani koysan tünelden çıktığı zaman görse onu vay ya ahaline benim önüme gelenin iflan bir de adam baktık içinde adamları yutmuş. Lambalar da var içinde yanmış. Bir sürü adam oturuyor içine. Bir bakmış adamları yutmuş. Bana da geliyor. Ne yapar adam? Daha peşine çıkar. Daha koşar. Değil mi? Ustak bunu söylüyor. İşte güvensizlik ve güven. İşte o tahtadan o tahtaya 20 santim koymadım. 100 metre bina, 100 metre bina, 200-300 metre veya 100 metre dahi olsa 60 metre olsun mesafe. 2 metre genişliğinde tahtaya da bile geçemezsin. Ben yapamadım. Minareye çıktım. Minareye çıktım tamam mı? Minareye. Köyün minaresi çift şerefeli. İkinci şerefeye çıktım. Şerefenin yanlış şeyi yok. Duvarı yok. Vallahi bak. Minarenin kapısından dışarıya çıkamadım. Şerefe genişliği bir buçuk bir şeydir. Ama duvarı örülmemiş. Yalnız bir tuğla var ince ufak. Böyle mümkün değil. Ama adam bunu örüyor. Alışmış. Ha.
İman hakikatlerine alışan insan Allah'a ünsiyet ediyor bu derslerle. Meleklere ünsiyet ediyor. Ölüm konuşula konuşula, kabir konuşula ünsiyet ediyor. Bize geldiği zaman eyvallah zaten bizim garip değil ki biz zaten bunları yaşıyorduk kısmen fikren diye. Bir sıkıntı yok. Başka okuyorum. Disiplinli, kurallı yaşamayı bırakmayın. Ne olursa olsun, bak şimdi. Size söylüyorum, gençsiniz. Fethi abi ve Nadir abi hariç. Onlar zaten şey olmuş. İstese de yapamaz. Evde tek başınızsınız. Eve gittiniz. Tamam mı? Vesaire. Veya siz evlisiniz. Hanım eve gitti. Tek dahi olsa ya kimse yok pazar diye 9-10'lara kadar yatmayın. Kuralınızdan taviz vermeyin. Kalkın saatinizde. Disiplininizden taviz verirseniz onun ara boşluğu, disiplin disiplinsizlik arasındaki boşluk şeytanın giriş yoludur. Verme. Taviz verme. Kalk o saatte. Disiplinden taviz verme. Verme ya. Bebek büyüdükçe bağırsağı da büyür. Bağırsağın uzaması orada gaz oluşur. Ne alakası, ne anlatıyorsun sen? Bu bebeğe zarar verir. Bunu atmak için muamele ve hareket ettiririz çocuğu. Aynen bunun gibi sen manen halden hale geçiyorsun. Kitap okuyup büyüyorsun. Sen manen halden hale geçiyorsun. Şuursuz oluşan hüzün affedersin çoğunun gazı gibi bir gazdır. Yani mesela şuursuz oluşan hüzünler var. Senin sana rağmen hizmette, dershanede, evde, iş yerinde bir sürü sana rağmen senin alakası olmayan sıkıntılar oluştu. Çocuğun gazı oluştuğu gibi. Büyüyen insanın derdi büyür. Hatta yaşlanan insanlara şöyle demiyorum hepiniz, ben de dahil. Yaşlanmayı demiyorum. Hassasiyetimiz artıyor. Çocuklar büyümüyor, dertleri büyüyor. Şimdi sana rağmen büyüyen hadiseleri, bunlar gaz gibidir, çocuğun gazı gibidir. Ehemmiyetsizdir, ruh büyüyor, ceset küçüldüğünü gösteriyor. Yani sıkıntılarınızın farklılaşması. Çocuk büyüdükçe bağırsağında oluşan gaz, hareketle sen de sana rağmen oluşan olumsuz gazlar, yani düşünceler, olumsuz şeyler atman için Eyüp Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Kur'an'da dediği gibi depren yayıp, depren hareket et. Yani hizmet faaliyeti içinde bulunursan gaz atar. Bunu hüzün ve sıkıntı olarak bedende görünür ki, ustadım ruh beden zararına imbisat ve inkişaf eder der ve ustad her gün çam dağına çıkar. Yani hareket yapacaksınız. Vücutta yediğimiz gıdalar enerji oluyor. Atılmasa ya kavga ile atacaksınız hanımla boğuşacak veya dershanedekiler birbirine boğuşacak. O atılacak arkadaşlar. Hem de en kaliteli yemek yiyorsunuz. Hem de atacak sebebiniz yok. Ne olacak peki bu? Benzin var, kirbit çakıyorsun, yanma diyorsun. Ne olacak bu? Benzin var, kirbit atıyor. Yanacak arkadaşlar. Ya bana dedin, şöyle yaptın, böyle yaptın. Ondan sonra bağır çağır. Of be, rahatlayacak. Onun için ne yapacağız? Arkadaşlar hareket edeceğiz. Dershanede kalanlar dershanede temizlik yapacak. Müsait olduğu haramla elinden geldiği kadar uzak olmak şartıyla, elinden geldiği kadarıyla. Harama bile kısmen şey yapsa bile, buradaki haram daha büyük. İçeride büyük kavga çıkaracağına dışarıya çık, yürüme parkurlarında, parklarda gidin, yürüyün, hareket yapın. Bunu da demezler daha Rüştü abimden. Dışarıya aman ha, öcü yer. Ondan sonra... Tepe yapacak bir şey yukarı, kule orada yaşayacak. Evet, Rüştü abinin şeyi mantığı o. 100 metre kule yapacağım, yeni doğan çocuğu tepeye koyacağım. Tepeden aşağı insanlar bile minnacık gözüktüğü için bozulmasın. Ondan sonra orada yaşayanların, orada büyüyen çocukların hepsinin psikolojisi bozuk oluyor.
Çünkü iletişim yok, münasebet yok. Yani bakın peki bizim çocuğumuz niye hemen hastalanıyor da çingenelerin çocuğu hastalanmıyor? Çünkü çingene çocuğu mikropla barışık yaşamış. Ona karşı savunma sistemi gelişmiş. Öyle değil mi? Çingene niye yalın ayak ya? Karda pis pis her taraf şey. Çünkü mikropla barışık ve savunma sistemi gelişmiş. Bizimki ise homojen mi diyorlar? Hijyen. Hijyen. Ha, homojen bütünlük. Hijyen. Hijyen yaşıyor. Yani mikropsuz bir ortam. Aman ha. Bak böyle ailenin çocuğu var. Ha dokunma. Ben kapıyı ben açarım ona. Suyunu da kendisi getiriyor. Annesi götürüyor tuvalette 5-6 yaşında çocuğu biliyorum pantolonunu donunu o indiriyor. 10 yaşında olmuş hala. Öyle insanlar da var. Gölge çocuklar büyüyor. Mikropla aman ha. Şey olur. Aman. Ha 3 defa yıka. Tamam yıkadı da tamam. Vesaire. Bizim çocuklar hijyenik büyüdüğü için yani mikropla tanışmadığından en ufak bir şeyde büyüdüğü zaman hem psikoloji aman dokunma ha yıkılacak. Laf alamaz. Anurlu derler bizim Lazlılarda. Anur yani böyle en ufak bir şeylerde alıngan. Bana böyle demesin. Böyle her şeyde alınıyor. Bir laf denmez. Bir şeyde kalk desen kalkmaz. Odadan çıkmaz. Fok balığı gibi ona şey balığı var ya bizim İstavrit değil de mezgit. Mezgitin özeli şu. Denizin dibindedir. Mezgit burada mı? Oltayı buraya atın. Kesinlikle buradan gelip yemez. O kadar tembel. Yanına atacaksın. Bu da öyle. Odadan çıkmaz. Okula işte kem kim. Daha çok Almanya'daki çocuklar böyle yurt dışında. Hayır gelemem. Böyle bir acayip bir şey ya. Sabun gibi bir şey karakterler yani. Şekil almamış. Her türlü şekile müsait. Böyle bu Türkiye'de de sıçramış böyle. La çocuğa bir iş vermiyor. Onu kaldırabileceği iş vermek lazım. Gölge büyütmemek lazım. Bırak hata yapsın. Hata yaparak doğruyu öğrensin. Ondan sonra aman dokunma. Mikropla tanış. Ya tanışsın kardeşim. Tanışsın. Çingenin çocukta bak ne kadar düşeyli ya. Ne en ufak şeyle biz. Onlarda ne alerjisi var ne bir şeysi var. Alerjiymiş. Ne alerjisi? Sorun bakayım çingenelerde alerji var. Dinleyen günahın içinde yaşamaya çalışır. Hayır. Bu dersi dinleyen günahın içinde yaşamaz. Özgüveni artar. Aman ha günah gördün. Tamam bitti. Dur lan. Tövbe silahın var. Takma silahın var. Ne oldu peki? Değerini düşün. İçeride tuta patlattın adamı ya. Günahın içinde yaşa demiyoruz. Bir çık güneşi gör. Bir tarlaya git. Bir ayağını çıkar. Bir çalış. Tamam. Tarlaya çarşıya gidiyorsunuz. Alışverişe her türlü muameleye hizmete gidecek. Veya vücudunda enerji atacak, abi haram var. Çarşı pazara dolaşıyorsunuz. Kendi özel ihtiyaçlarınızı gidermek için çarşı pazar dolaşıyorsunuz, hizmetle alakalı bir şey var. Cuma'ya gideceksiniz, abi haram var. Böyle bir şey olur mu? Ne var ha? Karşıda şey var, parkur var. Belki de birisiyle de tanışırsın. Abi, sen de öyle tanıştın, getirdiler birisi. Ya sen haramın içine git demiyorum. Meşru, sen her tarafı yaptınız haram. Meşru daire var ya kardeşim gidin. Bir yüzülecek yerler var yüzün. Dağlara gidin. Usta çıkardı. Yani bir boşaltın bunu. Boşaltınca rahat edersin. Evet. Başka? Sıkıntılarından korkma. Acaba gene gelir mi? Düşünmekle davet ettiğini unutma. Acaba gene gelir mi? Tamam bitti işin. Neye gelecek? Gelsin de göreyim. Çünkü o arkadaşlar hastalık denilen şey senin düşünceni biliyor, duyuyor. Çünkü ervah gayri taybedir onlar. Düşüncelerimizle yaratılan ruhaniyattır. Mesela bir misal vereyim. Bunlarla kaladiz. Kabir ehli diyor, bekler. Tam diyor münkemekir gelmeden rastladığı bütün çirkin görüntülerin cemi, rastladığı bütün çirkin seslerin toplamı, çirkin pis kokuların toplamı bir şey gelir kabire mahluk. Resulullah diyor aleyhissalatü vesselam. Yani tipi, kokusu, şekli, tipi
bu kokusu sesi diyor. Yani acayip. Kabir ehli der ki sen kimsin? Bu ne ya? Tipi acayip. Bütün dünyada korktuklarının toplamı kadar bir korkunç bir şey. Dünyada duymuş olduğun pis kokuların toplamı kadar pis koku. Dünyada duyduğun korkunç seslerin toplamı kadar bir sesti. Ondan sonra kabir ehli der ki sen kimsin? Ben diyor falan tarihte falan yerde küfür ettiğin sözün cisimleşmiş, ruhani yaratılmış bir ervah habisiyim der. O zaman o der ki kabir ehli, Allah senin belanı versin, defol. O da der ki Allah senin benimle belanı verecek diyor. Onun gelir sarılır. Yani küfür cisimleşmiş, ruhani olmuş. İşte 66 Kasım'da onu anlatıyor. Düşüncelimiz ruhaniyat yapıyor. Adamın art niyeti, adamın haseti, adamın bakın haseti, kini, nefreti gözde şua olarak gitmiyor mu? Haset adamı vurmuyor. Haset adamı vurmaz mı? Haset mezara koymuyor mu insanı? Deveyi kazana koymuyor mu? Peki haset nedir? Düşüncelerden meydana gelen şua göz penceresinden karşıya gönderiliyor. Ondandır ki Fetvai Hindiye'de T maddesinde tedavi yerinde boynuzlar asmak evlere bazen, nazar boncukları asmak çocuklarsa caizdir. Niçin? Hasetçi, böyle kinci, bilmem neci veya çok eline geçmeyen bir adam, kadın şöyle çocuğa baktığı zaman ilk önce gözünden çıkan şua önemli. Tak çocuğun boncuğuna takılır. Kağıt böyle binanın şeyine takılır, o keçi kafası tamam tekerimce. Oraya takılır, tak şua. İlk gittiği zaman ikincisi bir şey olmuyor. İlk şua çok önemli. Gözden çıkınca. Onun için Fetvai Hindiye T maddesinde tedavide kurşun dökmek, nazar boncuğu takmak, eve işte hayvanların kafasını takmak, tarlaya vesaire caizdir. Çünkü gözden çıkan şuayı ilk önce o alır. Böyle bir kafayı bir çağır, aa şuna bak çocuğa falan, tam gitti. Ama tak böyle bakınca çocuğun hemen boncuğuna ilgisini çeker. Şu oraya gidince ikinci enerji daha zarar vermez. Peki bu olmadan nasıl yaparsa, ama bunu yaparsam boncuğa gerek yok. Böyle maşallah maşallah dediği zaman gidiyor. Önemli olan yüz mü abi? Yüze, göze bakması lazım. Boncuk bir de değil abi? Böyle diyenler var, onun için de kaynak gösterdim. Böyle de geçen Han Hoca da soruyor da yeri gösterdim. Onun için kaynak söyledim. Yani sen demeden bidat diyenler için Fetvai Hindiye TM son cilt ya 10. cilt veya 11. cilt T maddesine tedaviye bakın. Tedavide yazıyor bunu. Hazreti Osman Efendimiz. Şuraya siyah boya buyursun. Siyah böyle bu hani duman is var ya. Evet. O tarzda bir şey. Ki gözden gelen şuayı direkt o çene çekiyor. Evet. Yani dikkati başka yere çekiyor. Çünkü o kadın ve o adam bebeğin gözüne bakmaması lazım. Bakınca aa şuraya tak. İlgisini çekiyor. Hemen şu yapsa bile o enerji oraya vuruyor. Oradan da içeri giremiyor. Maşallah falan desen. Dese tamam. Ona gerek yok ama demiyor yani. Halbuki ben duydum bunu. Bu var yani. Olmaz olur mu bu? Şu alarda da kaçtı. 329 mu? 321 miydi? Söyleyin bakalım. 13. şu anın kaçıncı sayfasındaydı? Hadi. 323'te abi. He? 323'te. 323 değil mi? O kafa kalmadı ki bu kadar bakıyoruz. Hep kafa, unutuyoruz. Evet doğru. En-nazaru yudhilul cemalel kıdre ve racûlel kabre. Meşhur kaide ile nazar beni vurur, ustadı vuracak da seni beni vurmayacak, öyle mi? Bak, nazar boncuğum. Çünkü bana bakan ya şiddetli adavetle veya takdir ile nazar eder. Yani ikisi de dokunuyor. Acayip bir adavet, acayip bir muhabbet. İkisi de var. Mesela çocuğa annesi nazar eder, babası da eder. Nasıl eder? Yatarken en çok oluyor. Uyku anında bebek. Anne şöyle bir bakıyor. Ay,
içi gidiyor. Aşırı muhabbet enerjiye sebeptir. Çak! Hatta dinde aşırı adavet varken, aşırı bir neşe varken hiçbir şeyin altına imza atmayın diyor. Çünkü kontrolsüz duygu oluyor. Bu iki nazar dahi bazı insanların var ya bak, en nazar yudhul cemale kadri ve recule kabri. Bak bu iki nazar dahi kimlerde olur? Bazı insanların bir hasiyeti isabet sırrıyla bakmasında bulunur. Bazılarında bulunur. Ha? Allah Allah. Başka yerde, kaç yerde geçiyor biliyor musun? Acayip yerlerde geçiyor. Ama Kastamonu'da bugün dersimize çok mevzu oldu. Cümlesini de okuyayım. Halimi soranlara dedim ki 260 Kastamonu. Hem nazar hem ervah gayrı tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet. Ustadın tarihçi hayatta vardı yani çocuğu ezdi ya atı bindi de. Atı o atın yolunu şaşırtan, huysuzlandıran kimdir? Erva gayri tayibeler yaptı. Ustadın atına, ustada dokunamadı. Atına musallat oldular. Sana dokunamıyorlar, arabana dokunuyor. Ustadın atının dizginini eline çıkartıp çocuğu ezdirten oydu. Sonra kerametvari çocuğu Allah tekrar diriltti. Hatırlarsınız da o şeyde. Ha işte bana zaman nazar dokunuyor diyor. E sen? Bana bir şey olmaz. E hastalıktan bir kısmıdır. Abi ne özelliğin var? Adavetten şöyle. Bu adam var ya. Ya. Ay buna bak falan. İkisi de nazara sebeptir. Peki ama iyi nazardan, yani iyi bir şeyden niye kötü ettiklerini? Ya enerji. Müsbet enerji kaldıramıyor ki. Mesela diyelim ki evine Keban barajından elektriği direkt bağla. Trafo olmadan. Bu bina ne olur? Bazı derslerden sonra çok güzel şey oluyor. He? Yani bazı derslerden sonra bize çok şey oluyor ya, etkileniyor. Etkileniyor. Mesela cumartesi dersleri vesaire. Mesela bazen dersten çıktıktan sonra yataktan kalkamıyorum sabaha kadar. Dersten sonra. Mesela müsbet yani seni takdir ediyor. Nasıl böyle enerji? Bak Keban barajından eğer arada trafo koymasanız da direkt eve bağlasanız ev kaldıramaz. Aşırı bir yükleme yapıyor sana. Pozitif ama ötekisi negatif. Acayip dengeler var arkadaşlar. Peki şu şeyi bitireyim de keseceğim. Ne dedim? Bir de okuyayım. Sıkıntılarından korkma, acaba gene gelir mi düşünmekle davet ediyorsun. Aslında sıkıntı iyidir. Seni günaha değil uyanıklığa iter. Ve standart hayatta, renkli hayata düzeyine çıkarır. Unuttuklarını sana hatırlatır. Hayatiyetini standartlıktan çıkarır sıkıntılar. Unutma, öldürmeyen sıkıntı seni diri yapmıştır. Ve güçlü yapar. Öldüremeyen sıkıntı insanı güçlü yapar. Sıkıntın vardı değil mi? Bak yaşıyorsun. Ha o kadar güçlüsün. Onlar sana hiçbir şey yapabildi mi geçmişte? Şimdi de yapamayacak. Şimdiye kadar sıkıntıların sana bir şey yapabildi mi? Yok. Şimdi de yapamayacak. Eğer hakikaten sıkıntı, dertler seni öldürebilseydi, senin en zayıf olduğun, hiç bilmediğin, böyle aniden habersiz sana gelen ilk sıkıntı en büyük sıkıntıdır. Ondan sonra sıkıntı havasını götürüyor. Ondan sonra sen ona karşı tahammül gücün, bakış tarzın, noktayı nazarın, ilmin, veri tabanların savunmaya geçmiş. Onun için düşmanın en acımasız hücumu ilktir ve beklemediği andır. Ben sıkıntıyı beklemediğim anda bir anda sıkıntı oldu. İşte o anda zaten sabır işte gerekiyor. Senin gücünü inan sınırlayan düşüncelerindir. Bunu söyleyeyim bir daha. Senin gücünü sınırlayan, kayıt altına alan düşüncelerindir. Olumsuz düşüncelerindir. Zanları. Senin gücünü sınırlıyor. Hayır yapamam, beceremem, yok ya ben hastayım. Bak bir tanesini söyleyeyim. Buna ait bir ders yaptım şeyde Almanya'da. Aile içi böyle. Aile içi derken bir evdeyiz, oturuyoruz erkeklerle. Öteki tarafta hanımlar var. Ondan sonra aile bir aile yani, akraba yani. Geniş bir akraba bunlar.
sohbet, yani bu tür şeyler konuşuyorum. İyi olmak lazım. Kötü dersen kötüyüm. Onlar bu negatiflikler şöyleydi böyle, onu anlatıyorum. Ondan sonra bir yaşlı baba ne vardı böyle? Yaşlılar kan 60-70. Dedim ya nasılsın dedim, onu biliyordum da biraz da ona atfen ders yaptık. Çünkü hayatında hiç iyiyim dememiş. Bak kocası dedi ki benim yanımda. Bak benim yanımda kocası dedi ki hocam sen şahit ol. Yemin ederim ve sen de şahit ol. Tamam abi dedim, ne? Hanım duyuyor dedi. Duyuyor musun? Duyuyor, kapıldı. Sabahtan öğleyene kadar hiç hastayım. İyi değilim. Hiç demesin. Öğleyene kadar, akşama kadar değil. Vallahi bir bilezik alacağım. Ne dese inanırsın kadın? Ama iyi değilim ki nasıl iyiyim diyeyim diyor. Anında. Hani Anteplilere demişler, bak sana öğleyene kadar tamam ağam demeyeceksin, sana bir tepsi baklava var. Maraş, Antepliler böyledir. Tamam ağam dedi mesela. Hemen. Şimdi yarım saat ben buna ders yaptım. İyiyim, insan iyi oluyor. Neyi düşünüyorsanız o oluyor. Düşünce güçtür. Bu yarım saat konuştum. Nasılsın şimdi dedim. Ne dediyse inanırsın. Ya hayır. İyi diyelim de iyi olalım. Midem bulandı ya. En azından konuyu anlamış abi. İyi diyelim. Doğrusu olan güldürdü beni. İyi ama nasıl söylüyor? İyi diyelim de iyi olalım, böyle uslup değil. Uslup şu. İyi diyelim de iyi olalım. Bu zaten iyi olsa zaten mucizeler olur ya. Böyle bir şey, iyilik olmaz ki. Bu düşüncede iyilik olur mu? Ya nelere rastlıyorum arkadaşlar ya. Nelere rastlıyorum bir bilseniz ya. Hüsnü niyet öyle bir kimyadır ki. Ha? Hüsnü niyet öyle bir kimyadır ki. Duyayım. Şişeleri. Elmasa. Şişeleri elmasa. Çevirir. Neresi niyet mi? Kastamonu. Kaçıncı sayfa? 67. Ha o şey okuduğumuz o. Buharat Muzahrefe'nin kaşıki sayfası. Onun devamı değil mi? Vay be. Hüsnü niyet öyle bir kimyadır ki, bak şöyle de çizmiş. Allah Allah. Şişeleri, yani camları, eskide camlara şişe derlerdi. Elmasa çevirir. Şişeleri elmasa çevirir. Hüsnü niyet. Doğru düşünce. Toprağı altın yapar. Ya ne usta ya, ustad ya. Allah aşkına ya. Hayran oluyorum vallahi ya. Vallahi hayran oluyorum ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Aa geçip okuyorsun. Orada bir şey oku. Layıka işte. Hüsnü niyet öyle bir kimyadır ki şişeyi elmas, toprağı altın yaparmış. Doğru düşünceler. Bu hikaye. Mecaz efendim. Ne mecazı? Cenab-ı Hakk'a bir nevi suizan etmiş oluyor. Evet. Cezasını çekiyor. Doğru söyledi. Allah razı olsun. Doğru söyledi. Maşallah nadir abi. Hüsnü'ye seyde bir şey olmaz. Yok, Allah suizan ediyor. Evet. Allah kötü yapmadı halde Allah'a diyor ki iyi değilim. Allah diyor ki ulan ben seni kötü yapmadım, niye iyi değilim diyorsun. Bu sefer Allah suizan ediyor. Doğru söyledin nadir abi. Hüsnü'nün cezası. Geliyor. Evet, suizanın cezası. Geliyor hemen arkadan. Doğru abim, eyvallah. Hoşuma gitti yani böyle. Canlı olunca sizde. Başka birkaç tane okuyayım. Aklınla vicdanının ve kalbinin zıt olmamalı. Aklınla kalbin zıt olmamalı. Ayrı ayrı yerlerde, düşüncelerde olmamalılar. Aklın başka havada, kalbin başka havada. O bu taraf, bu taraf. O zaman çamaşır gibi oluyor. Böyle çeviriyorsun, bunu da böyle çeviriyorsun. Su akıyor. Çamaşır. Tak. Ya kardeşim, akıl başka, kalp başka yerde, sıkıntı olur. Başka, iman içsel yapılanmanı düzenler, dış ve iç dünyanın olumsuzluklarına panzehir olur iman. İç dünyanı düzenleyen bir enerjidir. İman mahluktur, enerjidir. İmanın hakikati mahluktur, imanın mahiyeti mahluk değildir. 71 işaret-i cazda imanın malzemesi 7 tane sayıyor. Başka, sen fiilen yaşantına Kur'an'ın dışına çıkmasan tasavvurların, düşüncelerinde çıkamazlar. Sen doğru yaşantından dışarıya çıkma,
düşüncelerin de çıkmaz, çıkamazlar. Başka, asabi öfkelendiğinde abdest al, öfkelendiğin zaman abdest al, hadis. Veya sağ veya veya soğuk veya ılık suyla banyo yap ve o anda ben sakinim, ben sakinim, ben iyiyim, sakinim, asabi değilim, ben asabi değilim, sakinim diyerek ağzından çıkan kelime başkasından çıkan kelimeyle aynıdır. Ta ikisi ayrı bir sıfattır. Tekellüm sıfatı, kelam sıfatı bu semi. Bununla bu dönleniyor. Ben sakinim, ben sakinim diyerek konuşmaya başla. Ben inşallah hislerime gömülmeyen, bilakis onu aşanım deyip bağır ve kendine telkin yap. Yani ben yeni tespit ettiğim bir şey, telkini hep başkasından duyulan kelimelerle telkin zannediyordum. Meğer kendi okumanla, kendi konuşmanla da telkin oluyor. Ben sakinim, ben iyiyim, asabi değilim, ben asabi değilim, ben sakinim, ben iyiyim, ben iyiyim tabii ya. Bak duyuyor, tak duyuyor, tak duyuyor, iyi oluyorsun. Tersini söyle. Bir mesela bak, ben söyleyeyim siz yapın. İyi değilim, çok kötüyüm, iyi değilim. Böyle konuşan, geveze yapan adam iyi olabilir mi? Başka örnek vereyim. Hep gıybet konuşulan yerde olumsuz konuşan adam, her şeyin olumsuzuna bakan, eyvah battık bittik mahvolduk oturan o toplumdaki o grubun içine, sen kendini iyi hissedebilir misin? Suyun içerisine girmişsin, kuru kalmak istiyorsun gibi olur. Ya olumsuz insanlarla olumsuz yerde kendini nasıl olumlu hissedeceksin? Bak oradan çıkıyor ki abi iyi değiliz. Abi memleket gitti. Abi memleketi sattılar ya. Abi ya bitti ya, biz daha ayağa kalkamayız her taraf. E burada ben nasıl böyle olumlu düşüneceğim? Her gün saat başı olumsuz haber. Olumsuz haber. Olumsuz. Sen nasıl olumlu olacaksın? Gazeteler bana bunu böyle mahsus yapıyorlar. Mahsus yapıyor gazete televizyonlar. Hep ben sana söyleyeyim ya. Ne olur bir şey yapın. Her saat başı olumsuz. Her saat başı olumsuz. Her saat... Sen bu olumsuz bombardımanın içinde olumlu nasıl olacaksın? Böyle bir şey olur mu? Allah Allah. Ustad ne diyor? Daha kalbini, aklını, bedenini, ailesini, karesini yönetemeden adama haberlerle dünya yönetimini veriyorsun. Türkiye'nin siyasetini adama takdim ediyorsun. Olmadı, yanlış söyledi, yanlış gidiyor falan. Kendini yönetmekten aciz Türkiye'nin yönetimine geçti zihnen. O zaman yoruluyor da ruhu. Olmadı Türkiye'nin şey, sanki olaylar ekranda gözüktüğü gibiymiş. İki tane kaldı, üç tane cümle. Sayfayı bitiriyorum, kesiyorum. Her muvaffakiyet ondan sonraki zaferi kolaylaştırır. Başka? Sırf kendini beğenen, hodbinlik, hodbin insan, insanı başkalarına karşı sevimsiz yapar. Talihsizliği, kötümserliği ve sinirliliği doğurur. Emniyet üzerine nüfusu izale eder. Bir daha söyleyeyim. Hodbini araştırdım. Var ya, sözlerde geçiyor. Hodbin nerede, ne demekti? Kendini beğenmiş. Bencil yani. Bak, son bir cümlenin üstü okuyorum. Bak, bitiyor. Sırf kendini beğenmiş. Ne yapıyor? Neyi çekiyor bakın? Hodbinlik. İnsanı başkalarına karşı sevimsiz yapar bir. Var mı benim gibi? Bir. Karşıki tarafa karşı sevimsiz yapar seni. İki. Talihsiz olursun. Çünkü hep kendisini ön plana, merkeze koyduğu için her şeyi kendi merkezinde cereyan ettiğini zanneder. E tabii ki olmadığını da görünce bu sefer ben talihsizim. Talihsiz yapar. Kötümserliğe iter. Sinirliliği doğurur. Emniyet üzerine nüfusu izale eder. Emniyet olmaz ona. Yani emniyet üzerine nüfusu izale eder. Yani ona güven duygusu olmaz. Hodbin insanlarda, kendini beğenen insanlarda temelde bu hastalıklar doğurur. Kendi beğenenlerde dikkat edin, asabi olurlar.
Ama sırf o değil. Bu da olur, bu da olur, bu da olur. Yani 3-4 tane temeli var. Bunu besliyor. Çünkü istediği olmayınca bağırıyor. Hotmin ya, pergel insan ya, kendisine pergeli koyunca, şuraya koydun, o merkezde her şey ceyran etmesini istiyorsun. Yani ben merkezdi. Ben merkezli düşünüyor, ben merkezli istiyor. Beni memnun edecek. Benim isteğim gibi yapacaksın, konuşacaksın. Benim. Nedir o? Pergeli koydun. Bu merkezde işte bu adam olmayınca ne yapacak? Sinirlenecek işte. Başka? Senin için her zaman doğru zaman değil. Ve böylelikle bitti bugünkü dersimiz. Senin için her zaman doğru zaman değildir. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-salavâd.